Hepinize merhaba arkadaşlar, ben ELoHiM, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle yumurta etkinliği yapacağız. Maalesef savaş olmadığı için yapabileceğimiz içerikler maalesef bu etkinliklerle kısıtlı arkadaşlar. Savaş olmadığı için canlı yayınları yapamıyoruz. Normalde canlı yayın yapma fırsatımız var. Bu arada sık sık da canlı yayın açacağım zaten. Eğer savaş olmasa bile sohbet muhabbet için canlı yayınlar devam edecek sizlerle. Şimdi yumurta etkinliği yapacağız. Yumurta etkinliği yapmamızdaki neden arkadaşlar, Guanyu iteminin son bir itemi eksikti. Aslında aylardır bu etkinliği de bekliyordum. Bundan önce bir daha yumurta etkinliği gelmişti fakat onda ayaklık gelmemişti. Şöyle Richard'da gösterecek olursam, çünkü Richard'a takmıştım barbar kesiyorum diye. Şu 3 item tamam, bir tane daha ayaklık yaptığımda buradan set itemi bonusu da almış oluyorum. Ayaklıkta sağlık gidiyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Piyadede sağlık ağırlıklı itemleri götüremiyorsunuz maalesef. O yüzden bu şekilde 2 tane set itemi kafalık ve göğüslük olarak Guanyu'nun itemi tam olacak. Şurada da bacaklıkta karak var. Silahta da bu olacak. Bunları değiştirmeyeceğim. Guanyu için işleyeceğim son item bu ayaklık itemi olacak. Bunun devamında eğer cevher kalırsa ve ayakla hızlı almış olursak arkadaşlar, bundan sonrasında da süvari için geçeceğiz, ayaklığa geçeceğiz. Aslında piyade ayaklığını tamamladıktan sonra okçu gitme şansımız da var aslında arkadaşlar, ama şimdi okçu komutanlarından fullemeye konusunda tam net kararımı vermedim. Artemisia ile Amanitore komutanını fullemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir tane okçu komutanı ekleyip ona da itemleri işlemek istiyorum ama şu an için fulleyip fullemeyeceğim muallakta. Berrande'yu da fullleyebilirim. Berrande'ya da gidebilirim. Daha açmadım Berrande'yu. Berrande hakkında birazcık daha rapor sonuçlarını görmek istiyorum. Bir de kullanabileceğim alanlar ne olabilir onu düşünüyorum arkadaşlar. Duruma göre ya Berrande'yu fullleyeceğim veyahut da okçuları fulllemeye gideceğim. Okçuları fulllersem de Artemisia'yı ilk başta 5-5-1-1 yapacağım. Amanitore'yi de fulllemeye gideceğim. Bakalım hangi duruma gidecek olursak ona göre itemleri şekillendireceğiz. Lakin ben zaten illaki 3 ordu süvari kullandığım için 3 ordu itemim full değil. Şu şekilde gösterecek olursam mesela burada kask eksik. Ondan sonra diğer itemler hangisinde? Saladin'de var mesela. Saladin'de ayaklık eksik. Eldiven de eksik. Ondan sonra arkadaşlar buradaki ayaklık da eksik. Kask da eksik. Eksik babam eksik yani. Süvaride yapabileceğimiz daha çok item var. 2 tane daha ayaklık yapabiliyorum. O yüzden bu videoda ayaklık giderim diye düşünüyorum. Tabi piyade itemini bitirebilirsek. Her neyse, video başlangıcını çok uzattık arkadaşlar. Hadi isterseniz yumurta etkinliğini yapmaya geçelim. Bakalım şansımız bizi nerelere götürecek. Evet. Kamera açısına şöyle bir bakayım. Kamerayı küçültsem mi? Yok, gerek yok aslında. Engel olmuyor gibi gözüküyor. Ayaklığı seçelim şuradan. Piyade savunması 7.5 seçeceğiz. Eğer bu biterse de cehennem çölü botuna geçeceğiz arkadaşlar. Bu yumurta etkinliğinde göğüslük, eldiven ve ayaklık getirdiler. Şöyle başlayalım. 50k, 51k cevherimiz var. Zaten 51k cevherle 45'e kadar çevirebiliriz. Buradan 11 tane kendisinden gelir zaten. Şansımıza da biraz atarsa eğer bitirebiliriz bu videoda. Mesela başlangıçta 5 tane attı. Süper. Böyle giderse hemen hızlıca diğer ayakkabılığı da hallederiz arkadaşlar. Yumurta etkinliği mesela etkinlik açısından arkadaşlar, daha doğrusu item etkinliği açısından bence en iyi etkinlik. Hem çok ucuz arkadaşlar, hem verdiği itemler diğer etkinliklere göre biraz daha iyi oluyor. Taslak falan daha iyi alabiliyorsunuz bu etkinlikten. Mesela tarih hava ve esmeraldaların evi etkinliklerinde arkadaşlar, esmeralda ekipman açısından bir tık daha iyi olabilir. Daha fazla gem veriyorsunuz ama orada 3 tane sarı ekipman atma şansı oluyor. Ama bu orta halli bir event arkadaşlar. Taslak ve ekipman ihtiyacınız aynı anda varsa bu etkinlik bence birebir, yani en karlı etkinlik bence bu. Çünkü Esmeralda'nın evinde 3 tane legendary ekipman atma şansı bayağı bir düşük oluyor. Genellikle mor atıyor zaten. Ve dediğim gibi daha pahalı oluyor. Tarih havında da yani paket almanız gerekiyor. Yoksa cevherle yapamıyorsunuz zaten. İstediğiniz kadar gidemiyorsunuz. Mesela burada 5 tane attı. Mor ekipman attı. Bu bir tane sarı, bir tane de mor ekipman oluyor. Bu Esmeralda'nın evinde bu kadar şanslı atmıyor yani. Genellikle mor atıyor ve daha fazla cevher gidiyor. 3600 cevher gidiyor. Öyle bir sorun var orada. Bilmiyorum yani. Bence en karlı etkinlik arkadaşlar bu etkinlik, itemler açısından. Yani tabi bu etkinlikleri değerlendirmek size kalmış. Genellikle VIP'ye falan daha çok gidiliyor veya çark etkinliklerine daha çok gidiliyor. Ama ihtiyacınız varsa mecburen yapıyorsunuz. Bu arada bayağı bir şanssız gidiyoruz. Evet. Ya bana taslak lazım kardeşim, böyle mor ekipmanları atıp durmayın. Mor ekipmanları bitirdik. Onlara ihtiyacımız pek yok. 5 tane daha attı, 10 oldu. 11 tane oradan gelecek, 21 tane falan şu an herhalde. Bir şeye bakayım benim, acaba taslam var mıydı önceden? Onu da hiç kontrol etmedim ya. Şuradan da 6 geliyor, 29. Yani bir tane daha çıktıktan sonra bu piyade için gitmeyi durdurabiliriz. Ondan sonra süvariye geçebiliriz gibi gözüküyor. Hadi oğlum at bir taneyi. Bu arada cevherimiz bayağı kaldı. 31k falan cevher var şu an. Herhalde fullleyebiliyoruz ya bugün. 100 taneye gidebiliyoruz mu? Yani şu ana kadar arkadaşlar 20k falan cevher harcadım. 42 tane yaptığıma göre 100 çevirebiliriz ya. Herhalde full çevireceğiz gibi gözüküyor bugün. Güzel mor ekipman geldi bu arada. 5 tane daha geldi yani. Hadi oğlum bir tane daha atardık. Neyse zaten bitti. Bu şekilde bitirmiş olduk yani. Yo, bir tane daha atmadı ki. Bitiremedik. Lanet olsun. Evet, taslak gelmiyor. Sonunda ya. Sonunda attı. Şimdi şu süvariye geçebiliriz. 2 tane de ondan var. Buradan kaç? 12. 9 tane daha geliyor. 15. 15 tane daha şey lazım. Cehennem çölü botu için taslak lazım. 15 tane atarsa iyidir. Atmazsa kötüdür. 15 atarsa hem cehennem çölü botunu hem piyadenin şeyini yapabiliyoruz. İtemini yapabiliyoruz. Bu arada baya şanssız gidiyoruz ya. 15 tane mi attı şu ana kadar toplam? Sürekli başka şeyler çıkıyor. Kaç tane atma şansı vardı bunun? 10 tane de atma şansı var ama tabi bize denk gelir mi? Cevherin içinden geçtik bu arada ya. Aylardır biriktiriyordum ben onu ya. Baya kötü gidiyor. 92 oldu. Evet. Sanırsam arkadaşlar cehennem çölü botunu bitiremeyeceğiz gibi gözüküyor. Bir 10 tane daha çevirme şansımız var. Bir belki 15 falan da çevirebilirim. Bir de günlük haklarla yaklaşık 17 kere falan çevirme hakkımız var. Tabii yüzde de bırakabilirim, emin değilim. Zaten cehennem çölü botunu şu an yapamayacağım. Çünkü itemim yeterli değil onun için. Videoyu burada bitireceğim. Hatta daha doğrusu videoyu burada bitirmeyeceğim. Ekipmanı işleyeceğiz ve videoyu bitireceğim. Yarını beklemeyeceğim. Yani 100 çevireyim de öyle atayım çabasında olmayacağım. Bugün çevirdiğimizi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yani yarın sadece 8 tane falan çevirmek için bir gün videoyu geciktirmeye gerek yok. Şimdi ayaklıkta, yani piyadenin ayaklığını işleyebiliyoruz. Ama cehennem çölü botunda daha gideceğimiz yol var gibi gözüküyor. Şöyle bakayım. Yani bunlar tabii, şuradaki taslak kısımları şimdi piyadeye gideceği için bunlar gidecek. 15 tane daha şey lazım. Cehennem şöyle botu için taslak lazım. 100 tane çevirmeye vurduktan sonra. Hadi bakalım, videonun şansına belki bu sefer özel yetenek gelir. Daha hiç özel yetenek yakalayamadık. 20 milyon altını ve bir sürü ekipmana yapıştırıyoruz. Ya arkadaş, bende bir sorun var ya. Bende harbiden bir sorun var. O kadar ekipman işledik, daha bir tane bile özel yetenek yakalayamadım. Anlamıyorum ki. Ya çoğu kişi artık şey yapmaya başladı. Özel yetenek yakalamaya başladı. Yani tamam, onlar da böyle 10 tane ekipman işledikten sonra falan yakalıyorlar ama yani şuna bak, bir sürü sarı ekipman işledik. Hala özel ekipman yakalayamadık. Şimdi şöyle sizlere göstereyim ne kadar ekipman işlediğimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane sarı ekipman işlemişiz şu ana kadar arkadaşlar. Daha özel yetenek gelmedi. Bunun öncesinde 2 tane de aslında ben işledim. Onları da parçaladım. Onlarda da özel yetenek gelmemişti. Bakalım, büyük bir şanssızlıkla devam ediyoruz. Şöyle bir ekipman olarak ne durumdayız ona da bir bakalım. 39, 17, yani bir 40, 60 küsür, 63 falan şey var. Sarı ekipmanımız var. Cehennem çölü ayakkabısını da arkadaşlar büyük ihtimalle 1 ay veya 1,5 ay sonra falan işleyebilecek durumda oluruz diye düşünüyorum. Şimdi cehennem çölü botundaki sorun şu. Şöyle görüntüle dediğimizde abonoz ağacından bayağı fazla var. Çünkü okçu item işlemedim çoğunlukla arkadaşlar. Deri bayağı bir az. Hadi demir cevherini geç. Şöyle bakalım ne istiyor şey. Cehennem çölü botu. Güzel. Abonoz ağacı ile deri istiyor. 17 taneyi buraya eklersek 22 tane deri var. Abonoz ağacı zaten tamam. 8 tane falan şey lazım. Aslında sarı ekipman lazım. Ya şu an aslında şey olmuş olsaydı, çıkmış olsaydı paketlerini çekerdik büyük ihtimal. Yani 85-85 paketini çekip cehennem çölü botunu da işlemiş olurduk. Bu video içerisinde 2 tane sarı ekipman işlemiş olurduk. Ama ben eminim ki yarın yumurta etkinliğinin devamını getirdiğimde yine şey gelmeyecek arkadaşlar. 15 taslak gelmeyecektir. O yüzden videoyu burada bırakıyorum ve paylaşıyorum. Yarını beklemiyorum yani. Eğer yarın 15 taslak gelirse onu da short videosu olarak atarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. İyi eğlenceler. Bay bay.